O zaman hocam çocukla ilgili çok sevimli bir soru geldi. Aslında bu sadece çocuk bazında almayacağız bu soruyu tahminimce. Köşede kitap okuyan sessiz çocuk neden dışlanır? Benden bahsetmiş birisi. Yok ama ben hayatımın çok kısa bir döneminde böyleydim. Ben Ayakkabıda. tanıyorum o çocuğu. Evet, pek geek olmadım. Yani bir dönem oldum ama bu daha sonra aslında insan toplumlarında sıklıkla da gördüğüm şey, garipsenecek bir davranış değil yani o dışlanma. Dışlama davranışı herkes gibi davranmayan bireylerin garipliğini zapturapt altına alma ve toplumun genel düzenini bozmasına engel olma amaçlı doğal bir primat refleksidir. Yani bu memelerin birçoğunda özellikle de primatlarda baskın olarak vardır. Garip görünen, garip davranan, garip şeyler yapanlar ortamdan dışlanırlar. Çünkü bizim gibi canlılarda öğrenmenin esas parçalarından bir tanesi görerek ve üzüm üzüme bakarak kararır prensibine dayalı öğrenmedir. Biz yanında çok zaman geçirdiğimiz kişilerin davranışlarına benzer davranışlar yapma eğilimi olan varlıklarız. Ve garip davranışlar gösteren canlılarda bu garip davranışlarıyla, yani bireylerden bahsediyorum, o canlı toplumun içerisindeki başka bireylerin de davranışlarını değiştirme potansiyeli taşırlar. Bu özellikle de hani ana akıma ters, ne bileyim iş gücüne ya da eğlenceye ya da günlük rutine ters bir takım davranışlar ise ve bu davranışları yapan kişilerin sayısının artması durumunda bazı onları yapmayan insanların hayatlarını sekteye uğratabilecek bir şeyler olma potansiyeli yüksekse, biraz hızlı söyledim ama düzeni bozucu bir şeyse bu hareket yayılabilir. Yayılmaması için de bunun dışlanması ilk refleks hareketlerden birisidir. Düzen bozucu kısmı çok önemli. Evet, yani düzen bozucu bir şey. Şimdi mesela yani erişkinlerin bir rutini olduğu gibi çocukların da rutinleri var değil mi? Yani gençlerin de bir rutinleri olması beklenir daha doğrusu. Yani genç dediğin şöyle yapar, çocuk dediğin böyle yapar gibi. Ama işte biraz büyüdükçe şunu öğreniyorsunuz ya da biraz olgunlaştıkça. Bizi güçlü yapan şey çeşitliliğimiz zaten. Bizi bir tür olarak üstün kılan şey ya da üstün bir şey yapabiliyorsak onu yapmamızı mümkün kılan şey birbirimizden farklı olmamız, farklı davranmamız, farklı düşünmemiz ve farklı bakmamız. Dolayısıyla bu tip davranışları bir süre sonra hoş görmeyi yani sistemin içinde kabul etmeyi öğreniyoruz. Ama ondan evvel proto zihin dediğimiz ön zihin halinde bunların hepsi insana batar. Yani bebeklerle yapılan o meşhur bilişsel deneyler var. Yani bebeklerde bazı şeyler işte bizim algıladığımız gibi algılıyor mu ya da işte illüzyonları fark ediyorlar mı falan gibi deneylerde. İşte atıyorum 3-4 aylık bebeklerde deney yapılıyor ama çocuklar neyi nasıl gördüğünü size anlatamadığı için çocuklarda gördüğünüz tek kriter şu. Tuhaf gelene daha uzun bakıyor çocuklar mesela. Dolayısıyla deneylerde çocukların ilgisini çekebildiğimizi böyle anlıyoruz. Ve çocuk daha uzun bakıyorsa diyoruz ki bu işte ilgi çekiyor. Dolayısıyla mesela çocuklar niye daha uzun süre bakıyorlar? Yeknesak tekrarlı diğerlerinin yaptığı gibi olan şeylere bakmıyorlar. Ama ters giden, zıplayan, çizgi değiştiren ya da ne bileyim işte mesela illüzyonlarda bu çok ilginç. Biz böyle bazen göz yanılmalarına düşeriz ya ve onlardan bir türlü kurtulamayız da hepimiz o işte dönen kareler, elimsin, odaları, renk illüzyonları falan. Ya bunlar garip şeyler de şunu merak etseniz mesela çocuklar da bu illüzyonları bizim gibi garip şekilde mi görüyor? Onlar da düşüyorlar mı diye. Bunu test etmek için illüzyon olan ve olmayan benzer şekilleri gösterdiğinizde mesela çocuklar daha uzun süre illüzyonla ilgileniyorsa orada bir tuhaflık olduğunu fark ediyorlar demek. Yani tuhaflığa kitlenme ve ona dair bir şey yapma bizim doğamızda var. Dolayısıyla tuhaflık bizim için dikkat edilmesi gereken, öne çıkarılması gereken, özel ilgi gösterilmesi gereken bir mevzu. Çünkü orada bir şey olabilir. Bu durumda mesela toplumsal davranışı, toplumsal uyum davranışını bozabilecek potansiyele sahip her şey öncelikle bir aman bu ne be başımıza icat çıkarıyor falan var ya. Eski köye yeni adetmiş. Duman mağarası salyangoz mu satıyorsun? Heh bir sana kaldı Nevzuhur sen mi düşündün bunları falan filan gibi. Mevzularla hemen böyle dışlanır. O zavallı çocuklarında işte öyle bir şey var ama zavallı diyoruz da sonra partinin en güzel kızıyla onlar tanışıyor yani söyleyeyim. O öyledir yani. Sonra uzun vadede onlar kazanır. Hocam aslında köşede okuyan çocuk dışında yani bunun bir çocuk metaforu olması dışında yeni bir şey ya da farklı bir şey yapanın ne kadar dışlandığına dair bir davranışı da göstermiş oluruz. Aslında bu bireysel bir davranış toplumların nasıl davrandığına da büyük işaret. Ne diyorlar ona? Kara koyun. İngilizce'de oddball diyorlar. Yani böyle ayrık otu, cins, Evet. tuhaf.
hep göze batar. Ve işte bu şimdi belki tam yeri benim o kimsenin bilemeyeceği şeylerde olan Asiler Sürüsü yazısında da bahsettiğim gibi. Yani görsel işaretlerle, işte piercinglerle, dövmelerle, baskılı renkli tişörtlerle, efendim yırtık pırtık kıyafetlerle, bir şeylerle farklı olmaya çalışmanın altında aslında o tip alametleri taşıyanlarla bir olma güdüsünün yattığını fark edeceğiz bir gün. Yani başka bir takıma, başka bir gruba dahil olma isteğimizin bizi aslında yönlendirdiğini fark ettiğimizde gerçek marjinalliğin parmak izimiz gibi benzersiz varsayılan donanımla yaşamak olduğunu fark edeceğiz. Dolayısıyla bu çıplaklık hali, bu sıradanlık hali aslında en sıra dışı hal. Bunu gördüğümüz zaman işler düzelecek. İşte biz hep marjinalliği böyle şeylerle ifade edebileceğimizi düşünüyoruz ama aslında kendin olmak en marjinal eylemdir. İşte onu bir yapabilsek eğer, dünya kendi olabilen insanların etrafına döner. Yani bu çok nettir. Yani dünya tarihi boyunca bu hep böyledir. Ve o insanlar dünyanın yörüngesini, seyrini, tarihin akışını değiştirir. O yüzden yani öyle ayrı kodlarına iyi bakalım. Onlar bize lazım.